Merhaba, hoş geldiniz. Yumuşacık çikolatalı bir borcam pastası tarifim var. Tarifimize kekimizi hazırlamakla başlayalım. 3 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalarımızı çırpma kabımıza alalım. Yumurtalarımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. 1 su bardağı toz şeker ekleyerek mikserle şekerim eriyip yumurtaların köpürene kadar karıştırma yapacağım. Mikserinizin hızlı ayarında yumurtalarınız neredeyse 2 katına çıkacak şekilde hızlı bir çırpma yapalım. böyle köpük köpük olduğunda çırpmayı bırakabilirsiniz yarım su bardağı süt yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim onlarla da biraz karıştırıyorum az malzemeli yumuşacık bir kek hazırlayacağız un ilavesi yapacağım toplamda 2 su bardağı kullanacağız bu arada kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmından liste olarak yazacağım Birer paket kabartma tozu ve toz vanilyamız var. Onları da ekliyorum. Önce böyle unumuzun etrafa yayılmaması için mikserimi çalıştırmadan biraz karıştırıyorum. Daha sonra çırpmaya başlıyorum. Düşük ayarda unumuz gözden kaybolana kadar çırpma yapın. Şimdi hamurun kıvamını göstereceğim sizlere. Bakın bu kıvamda hamurumuz hazır. Dikdörtgen bir borcamı yağladım, tabanını yağladım. Yağlamış olduğum borcama kek hamurumu döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında yarım saat kadar pişirme yapacağım. Öyle hamurumuzu da borcamınıza iyice yayın ki her tarafı eşit bir şekilde kabarsın. Fırına pişmeye gönderiyorum kekimi. Kekimiz pişerken biz pastamız için bir sos hazırlayacağız. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su. Tenceremi alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı da dolu dolu toz kakao ekleyeceğim. bütün bu malzemelerimi biraz karıştırıyorum. Böyle iyice bütün malzemeleriniz birbirine karışsın. Karıştırarak ocağa alacağım. Kaynamaya başlayana kadar böyle sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladığında 1-2 dakika daha pişirerek ocaktan alalım. 60 gram kadar e, sütlü çikolata ekleyeceğim üzerine çikolatasını ekleyerek çikolatası tamamen eriyene kadar karıştıralım. Böyle tamamen çikolatası kaybolup sosumuza yoğunluk verene kadar karıştırma yapalım. Hazır olan çikolatalı sosumu kenara alıyorum. Kekimizin çok fazla kızarmasına gerek yok. Bir kürdanla kontrol edin. Yarım saat sonra pişmişse fırından çıkartabilirsiniz. İlk sıcağını attığında, kekiniz ilk sıcağını attığında böyle bir pipet yardımıyla kekimin üzerine minik minik gözenekler açacağım. Böyle küçük küçük delikler açacağız pipetimizle. Sık aralıklarla kekimizin her yerine bu minik gözenekleri açalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz çikolata sosu kekimizin üzerine gezdireceğiz. Böyle bütün kekimizi sosumuzla ıslatacağız. Bakın özellikle o gözenekleri dolduracak şekilde sosunuzu kekinizin üzerine dökün. Kekim bu şekilde hazır. Kekimi bu şekilde soğumaya bırakacağım. Kekimiz soğuduğunda pastamızın kremasını hazırlayabiliriz. 2 su bardağı soğuk sütü bir kaba alıyorum. Üzerine 2 paket krem şanti, toz krem şanti ekleyeceğim. Mutlaka sütünü soğuk olsun. Zaten paketin üzerinde nasıl hazırlanacağı yazıyor. Oradan da bakıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir mikserle yine önce böyle biraz karıştıralım ki tozumuz her yere sıçramasın. Daha sonra mikserimi hızlı ayarda uzun süreli kremamı çırpma yapıyorum. İyice köpük köpük olacak. iyice yoğunlaşacak. Böyle bir pastacı kreması haline gelene kadar hiç durmadan çırpma yapalım. Bakın çırptıkça kremanız bu şekilde yoğunlaşacak. Hemen kıvamını gösteriyorum kremamın sizlere bu şekilde hazırladım kekim de iyice soğudu kekiniz iyice soğusun ki kremanız üzerinde erimesin soğuyan kekimin üzerine kremamı kaşık kaşık bırakıyorum bütün kremamızı kullanacağız tamamını böyle kekimin üzerine bıraktıktan sonra kaşığın tersiyle kekimizin üzerine kremamızı yayalım Böyle her yerine eşit kalınlıkta kaşığımızın tersiyle dümdüz olacak biçimde kremamı yayıyorum. Dilerseniz böyle bir aparatla da düzeltme yapabilirsiniz kremanızı. Pastam bu şekilde hazır hazır olan pastamıza son bir dokunuş yapacağız böyle 80 gram kadar sütlü çikolatayı rendeledim rendelemiş oldum çikolatamı pastamın üzerine bu şekilde serpiştireceğim hem görsel olarak güzellik verecek hem de lezzetini arttıracak pastamızın bol bol böyle her yerine pastanızın çikolatanızdan rendelenmiş çikolatanızdan serpiştirerek yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında pastamı soğutacağım Bakın kat kat çok güzel bir pasta oldu. Görüntü olarak da gerçekten çok güzel. Şimdi hiç beklemeden pastamı soğuması için buzdolabına götürüyorum. 2 saat sonra pastam iyice soğuduğunda buzdolabından çıkartarak sizler için servis edeceğim. soğuyan pastamı dolaptan çıkardım. Hiç beklemeden hemen dilimlere ayıracağım. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben kare kare olacak şekilde dilimliyorum. Böyle aynı büyüklükte servis edeceğiniz kişi sayısına göre dilimlerinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Hemen iç dokusuna bakalım. Yumuşacık kekiyle, kekinin içindeki sosuyla, üzerinde kremasıyla yumuşacık, hazır pastalardan hiçbir farkı olmayan, ger gerçekten yerken çok hafif bir pasta olduğunu hissedeceğiniz harika bir pasta hazırladık. Bakın görüntüsü de gerçekten muhteşem. Her dilim bol lezzetli, nefis bir pasta oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben pasta yapmaya devam edeceğim. Sizler de bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olup beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.